Saman Yolu Galaksisi, adeta evimizin bir bahçesi gibi bildiğimiz, tanıdığımız, gözlemlediğimiz bahçemiz. Hatta komşularımızın bahçesinde neler olup bittiğini dahi biliyorken bir sabah uyandığımızda bahçemizde gezinen yabancı bir varlık görsek, hani deriz ya biraz ondan, biraz bundan diye, işte tam da böyle bir varlık görünüşü bilinen kuralların dışında hareket etmesi, garip davranışları acaba bu ne ola ki dedirten cinsten. Hani Cem Yılmaz'ın filmindeki o efsane replik gibi. Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Neyden mi bahsediyorum? Konuya geçmeden önce bir küçük detayı hatırlatmak isterim. Yıllardır gökyüzünde insanlar çok hızlı hareket eden garip cisimlerin video ve fotoğraflarını çekiyorlar. Birçok kişi de bunları dünya dışı yaşam forumlarına ait olan UFO olduğunu iddia ediyor ya da düşünüyor. Yıllarca böyle düşünen insanlara komple teorisyeni, sahtekar, cahil ya da buna benzer küçümseyici pek çok söylemde bulundular. Ve bunların başında da Amerika'nın kartel medyası, kartel basını geliyordu. Ama sonra 2019 yılına gelindiğinde çok garip bir şey oldu. Amerika'nın Savunma Bakanlığı Pentagon resmi bir açıklama yaptı ve dedi ki bugüne kadar görülen ve tanımlanamayan yani UFO olarak bilinen cisimler dünya yapısı değildir. Hadi buyur buradan yak. Yani dünya dışından gelmedir dedi. Ha bununla birlikte Kur'an'da geçen tabiriyle korunmuş tavan. Yani gök kubbeden içeriye bir giriş var mıdır? Bu ayrı bir mesele. Ayrıca tartışılır. Pentagon'un resmi açıklamasının hemen arkasından Amerika Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri ayrı ayrı resmi açıklamalar yaptı ve dedi ki: "Evet, bizim de tespit ettiklerimiz var." ve bunlar dünya yapısı değil. Bilim insanları elde ettikleri bulgular üzerinden yıldızlar arasında seyahat edebilen asteroid olabileceğini düşünüyordu. Tabi bu sadece düşünceydi. Çünkü hiç tespit edilebilen yoktu. Tahmin edilebilen vardı. Ülkelerin nasıl kendi topraklarını korumak için radar sistemleri varsa nasıl o radar sistemleri yaklaşan yabancı cisimleri hemen algılıyor ve güvenlik protokolünü devreye geçiriyorsa işte nasıl NASA'nın da böyle bir sistemi var. Hawaii bölgesinde bulunan Pan-STARRS 1 teleskobu da işte böyle bir teleskop. Pentagon'un UFO, uzaylı söylentileri alıp başını gitmişken NASA çok ilginç bir gözlemde bulunmuş ve açıklama yapmıştı. Pan-STARRS 1 garip bir cisim tespit etmişti ve bu cisim hızla dünyaya doğru yaklaşıyordu. İlginç bir şekilde yörüngesi yoktu. O muamua oldukça ilginçti ve bilim insanları inceledikten sonra Hiperbolik bir yörüngeye sahip değil dediler. Yani ne demekti bu? Güneş sistemine çekimsel bir kuvvet ile bağlı değildi. Bağımsızdı. Bağımsız hareket ediyordu. Takmıyordu yani gezegenlerin ve yıldızların çekim kuvvetlerini falanını filanını. Hani şu Çukur dizisinde elini kolunu sallaya sallaya dolaşan mahalle kabadayılarına benziyordu. Ama bizim için önemli olan dünyaya yaklaşıyor olmasıydı bilinen asteroidlere hiç benzemiyordu. Hani dedik ya Pentagon ufoları kabul etti diye ve Pentagon'un elindeki raporlara göre defalarca dünyanın pek çok ülkesinde pro şeklinde UFO gözlemlenmişti. E şimdi bu yaklaşan cisim de pro şeklinde olunca çarşı karıştı tabi. Hawaii halkının dil tarihi kökeninde uzaktan ilk kez gelen haberci anlamına geliyordu ve haliyle Oumuamua ismi verildi. Çarşı karıştı dedik ama neden biliyor musunuz? Çünkü Oumuamua bildiğiniz üzerimize dört mala geliyordu. Saniyede 25.5 kilometre hızla yaklaşıyordu. Haliyle daha ne olduğu çözülemeden bu kadar hızla yaklaşan bir cisim karşısında bilim insanları panik oldular. Ve böyle bir cismin tespit edilip açıklanmasından sonra bazı bilim insanları ise bu cismin herhangi bir asteroid ya da kuyruklu yıldıza asla benzemediğini, eğer öyle olsa şimdiye kadar herhangi bir galakside herhangi bir güçlü yörünge çekim kuvvetine kapılarak etrafında dönmesi gerektiğini ve bunun astroid ya da kuyruklu yıldız değil başka bir uygarlığa ait yapay bir cisim olabileceğini iddia ettiler. Bunu iddia edenler de bilimsel bazı verilere dayanarak rapor sunan dünyanın çeşitli yerlerinde gözlem ve araştırma yapan bilim insanlarıydı. Pazardaki Ahmet amca değildi. Aslında haksız da sayılmazlardı. Yok yok uzay gemisi olması konusunda değil. Asteroid ya da kuyruklu yıldıza benzemediği konusunda haklılardı. Bugüne kadar gözlemlenen verilere göre asteroidler yüksek oranda renk değiştiremez. Dahası standart bir hızda seyrederler. Yani hızlarını artıramazlar. Lakin Oumuamua hem yüksek oranda renk değişimine sahip hem de dünyaya yaklaştıkça hızını artırıyor. E hızı artıyorsa kuyruklu yıldızdır abi bu? Yok değil. Bilimsel veriler diyor ki bir kuyruklu yıldızın kuyruklu yıldız olabilmesi için buz, toz veya gazdan oluşması gerekiyor. Yoğun sıcaklıktaki bir şeye yaklaştıklarında yani güneş gibi üzerlerindeki Katı etkenler sıvı haline geçmeden doğrudan gaza dönüşür. Bu da kendisine itici bir güç sağlar. Tıpkı araçlardaki motorların çalışması gibi. Güneş'in de ışığı kendisine yansıyınca olur sana parlak bir kuyruklu yıldız. Ama O Oumuamua'da bu özelliklerin hiçbiri yok ve hiçbiri olmadığı halde kendiliğinden kendi kendine hızlanabiliyor. Bugüne kadar görülmüş bir şey değil. Bilim insanlarının araştırmasına göre Samanyolu galaksisinde 17 milyar gezegen var. Bu 17 milyar gezegeni yaratan Allah sadece dünyaya yaşam koymuş olabilir mi? Pek mantıklı durmuyor. Zira Allah'ın alemlerin Rabbi olduğunu unutmamak gerek. Hal böyleyken acaba o mua da başka bir gezegende yaşayan medeniyetin keşif aracı olabilir miydi? Eğer öyle olsaydı, gönderildiği gezegene elde ettiği bulguları sinyallerle aktarması gerekiyordu. Bilim insanları bu ihtimali de düşündü elbette ki. Breakthrough yani uzayı dinleme projesi ile bu garip cismi dinlediler uzun süre ama hiç sesi çıkmıyordu. Biz onun sinyal yayarak haberleşeceğini düşünüyoruz. Kendi teknolojimizle. Kim bilir? Belki de bizden daha üstün bir medeniyet haberleşmek için farklı bir yöntem, farklı bir sistem geliştirmiş olabilir. Daha enteresanıysa bizim güneş sistemimize girdikten sonra güneşin çekim kuvvetine kapılarak onun yörüngesine girmesiydi. Öyle de oldu. Bilim adamları bu duruma çok sevindi. Çünkü fotoğraf ve video çekebilecekler ve hatta üzerine bir uzay aracı indirebileceklerdi. Ama hiç öyle olmadı. O muamua onlardan daha uyanık çıktı. Enteresan şekilde Güneş'in çekim kuvvetinden kurtulmayı başardı ve uzaydaki yolculuğuna devam etti. Biz ise bırakın uzay aracı indirmeyi bir fotoğrafını dahi çekemedik. Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı yetkilisi Paul Kudis onun klasik bir asteroid yani taş olduğunu çünkü bazı gaz salınımları tespit ettiğini söyledi. Bu bilimsel bir açıklamaydı kabul. Elbette ki bu kesin bilgi değildi. Çünkü sadece tahminde bulunuyorlardı. NASA ise bu bir asteroid olabilir diyordu sadece. Yani kısaca Bahçemizden bir yabancı geldi geçti. Ne olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini asla çözemedik. Bizim için sır olmaya devam etti. Çünkü çok hızlıydı ve davranışları ne bilinen asteroidlere ne de bilinen kuyruklu yıldızlara benziyordu. Eğer başka bir medeniyetin keşif aracıysa bile umarız ışın silahları olan Darth Vader'ın yönettiği Stormtrooper'lar dünyamızı işgale gelmez. Çünkü şu an ne Obi-Wan Kenobi'miz ne de Luke Skywalker'ımız var.